Herkese merhaba. Geçen videoda şuradaki dungeon'a gireceğimi söylemiştim ve bunun için anahtar aramıştım fakat bulamadım. Şimdi orayı size gösterip daha sonra normal şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Çok tehlikeli bir dungeon değil. Fakat Ödül olarak sizi mutlu eden şeyler atabilir. Bu arada geçen videoyu bitirdikten sonra direkt ikinci kesişimde şurada şu bölgede key düştü. Keşke dedim ki bir kere daha deneseymişim kayıt alırken. Evet muazzam bir lightning resist verdi kendisi ama sadece lightning resist bizim işimizi görmüyor. Şimdi bu sefer dangerous domain'de şey görüyorsunuz arkadaşlar. Sarı bir işaret görüyorsunuz. Bunun kırmızıyla hiç farkı yok. Aynı şey. Sarıda da e, player üstüne bir şey gelmiş oluyor dungeon'da. Yani bizi ya bufflıyor ya nerflüyor. Şimdi mesela bunu okuyalım. Diyor ki biz daha fazla can regen etmeye başlayacakmışız. Fakat poison ve bleeding açısından daha fazla e, damage yiyecekmişiz. Bunu söylüyor. Altta da özellikleri söylemiş. E, pardon. Regenimiz düşüyor. Tam tersine poison ve bleeding resistimiz artıyor. Ben yanlış söyledim yani. Tersini söyledim. E, altta da söylüyor. 6 poison ve Asit resist yükseliyor. 6 bleeding yükseliyor. Ama tüm can yenileme hızımız %30 düşüyor. Bu da burada çok da sıkıntı yaratacak bir şey değil gibi. Çünkü poison vuran bir yaratık yok burada. Belki şu olabilir ama hani öyle çok sıkıntı değil. Kaos ve vitality dese daha büyük sorun olurdu. Yine 39-40 level yaratıklar var gayet. Şu anki seviyem için e, uygun bir bölge. Evet, bossumuz burada arkadaşlar. Dungeon bossu. Şimdi bu arkadaş Salazar. Önemli bir karakter aslında. Önemli derken, tabi Über önemli bir şey değil. Ama hikayede bir e, yeri var. Lore meraklısı arkadaşlar için de e, Salazar hakkında bir video yapmayı planlıyorum. Ama kısaca şöyle e, diyeyim size. Bizim Devil Crossing'de Drenny denilen bir e, hain vardı ya işte o aslında Salazar'ın adamı. Sonra bu adam yakalanınca a, esasen öğreniyoruz ki Salazar'a da ihanet ediyor. O e, Aether'ların yanına geçiyor. Yani öyle bir dönek arkadaş yani. Onun e, detaylı hikayesini bir videoda anlatmayı planlıyorum. Evet buraya geldik. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Burayı ilk kesişinizde arkadaşlar ee, fazladan bir sandık daha çıkıyor. Yani o da şurada oluyor genelde. Ve bir daha burada çıkmıyor o sandık. Yani şunun içeridekilerin ee, nazarında bir tane daha oluyor yani. Tabii bu ilk kesişinizde olacak bir şey. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi açıyoruz sandıkları. Ben hep böyle en büyüğünü en sona saklıyorum. Hoşuma gidiyor. Pek bir şey gelmedi. Ama dediğim gibi siz istediğiniz kadar burada şansınızı deneyebilirsiniz. Çünkü 42 level civarı burası için çok uygun. Şimdi biz normal ilerleyişimize dönelim. Şimdi ilerleme fikri neden neden geldi aklıma? Yani neden karar verdim buna? Çünkü arkadaşlar yani bir tek kaos kaldı. Kaosu da artık riskini alıyorum. Geri kalanları da işte buradaki resist potionlarla falan halledebileceğimizi düşünüyorum. Bakalım Dark Veil vale ilerlerken başımıza neler gelecek. Bir de bize Blood of Kton lazım arkadaşlar. Bir craft materyali. Onunla ben artık gerçek hani bana çok yarayacak bir e, run relik yapıp onu takmak istiyorum. Onun için de bir an önce bu e, Dark Veil Gate'e gitmek istemekteyim. Tabi Blood Grove arkadaşlar bayağı büyük bir bölge. Her yerini açmak gerekiyor. Belki bu video sırf buraya e, anca yeter yani öyle söyleyeyim. Bakalım ne olacak. Şimdi Blood Grove'da çok yoğun bir kıton ve e, İter yıl savaşı görüyoruz arkadaşlar. Bu da şu demek. Çok fazla düşman yani enemy hero göreceğiz anlamına geliyor. Bu da haliyle eşya yakalama şansımızın biraz daha yüksek olduğu bir bölgedeyiz demek oluyor. İşletişimsiz her yeri açıyorum arkadaşlar. Bloodgrove biraz önemli bölge. Yani şimdi şöyle düşünüyorsunuz tabi. E, şimdi burada yazan isimle benim kastettiğim Bloodgrove e, farklı yerler gibi düşünüyorsunuz da. Yani benim Bloodgrove dediğim şeyde siz anlayın yani. E, ...çevresindeki tüm o ona bağlı yerler. İşte Bloodgrove'un kendisi. İşte şurası, şurası, hatta şu bölge tamamen. Şöyle, çember aldım bölge. Bloodgrove ismi de şuradan geliyor arkadaşlar. Aslında burada yaşanan bir olaydan değil, buradaki ağaçların hepsinin... ...kızıl yapraklı olmasından geliyor. Bu da şuradan esmiş. Oyunu yapanlara e, Sakura çiçeği var biliyorsunuz Japonya'da pembe. O böyle açtığı zaman kuş bakışı baktığınızda aynı Blood Grove gibi gözüküyor. İşte oradan esinlenerek e, kırmızı yapraklı ağaçları koymuşlar bu bölgeye Blood Grove demişler. Devam edelim. Grimdam'da her bölgenin arkadaşlar kendine has bir hikayesi var. E, bu da Yolculuk hissi veriyor insana yani bir yerden bir yere yolculuk yapıyorsunuz hissini veriyor. Bir odadan bir odaya geçiyormuş hissi yok yani oyunda. Bir bölgeden bölgeye bir anlamı var yani. O yüzden e, Çok hoşuma gidiyor böyle detaylar. Yani ben zaten ee, çok söylüyorum bunu tanıyanlar biliyor beni ee, Grim Dawn benim için sadece e, item kovaladığımız işte yaratık kestiğimiz bir oyun değil ben coğrafyasını e, her şeyini seviyorum yani ve hikayelerini çok seviyorum bu arada şunlara da bakalım. Evet çok da fark yok üstümüzdeki o nedenle şu an kalmasını düşünüyorum fakat aynı şey şey için geçerli değil ee, kafalık için geçerli değil kafalımız level 12 zaten yani görmeye tahmin edemiyorum artık ee, buradan aslında bunu değiştirebilirim fakat şimdi pierce resistimiz zaten 80 hani sadece Level için değiştirirsem biraz enayilik yapmış olurum çünkü yeni kafalık 14 Atresis e veriyor diğeri 20 veriyor hala daha avantajlı zaten diğeri yani üstümüzdeki 13 Sheld Blok da veriyor %13 hala daha avantajlı level 12 olmasına rağmen. Bu arada bir görev bitmiş yanda onu gördüm. Onu da birazdan geri verelim. Şuradaki totem açtıktan sonra Evet. Bir şelt geldi. Hemen şeldi kontrol edelim. Görünüşte çok güzelmiş bu arada. Ee, yani bizlik değil aslında. Fakat e, şöyle ki eğer bunun setini tamamlarsak işte o zaman güzel şeyler olabilir. Bunu saklayacağım arkadaşlar. Setini belki tamamlarız. Şimdi bu arada şunu da göstereyim gelmişken. Şurada bir bölge var arkadaşlar. Buradan mı giriyorduk? Bir yerden giriyorduk ama. Bunun da yerini unutmuşum herhalde. Şimdi normalde bu sudan sudan yürüyerek şuradaki köprüden geçip e, ee, bir Vendor'a ulaşıyorsunuz. Gizli bir bölge. Ha, evet buldum. Ee, buradan geçiyorsunuz. Şurada bir Vendor var arkadaşlar. Evet burada özel nesneler var. Şimdi mesela buradan bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz pahalıdır. Yani o troll vardı ya bir tane. Oradan düşüremediyseniz bu item'ı e, buradan satın alabiliyorsunuz. Bir de e, şuradaki item'ları satın al alabiliyorsunuz. Bir de tarif alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın Skeleton Key var. Eğer Skeleton Key tarifini şu Broken Hills'teki şu Torment Step of Torment kısmından almadıysanız, buradan da telafi edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım. Gelmişken de biraz potion almış olayım. Çok önemli bir e, vendor değil. Sadece daha önce kaçırdığınız fırsatları burada tekrar elde edebilmenizi sağlıyor. Evet ortalık biraz sakinleşti. Daha güvendeyiz şu an. Totem falan da gözükmüyor. Direkt ilerlemeye koyuluyorum. Dediğim gibi Bloodgrove bayağı büyük bir ee, bölge. esasen şu enemi hero'lardan daha fazla rastlamayı düş e, rastlayacağımı düşünüyordum ama e, bu seferlik az geldi. Üstün üstlük şeyde düşmedi yani. E, Blood of Kton'da düşmedi. Bu da beni şu an üzmüş durumda. Gerçi zorluk seviyesiyle de alakası var arkadaşlar. Sonuçta normal zorluktayız daha. Haliyle materyaller hızlı düşmüyor. Şimdi arkadaşlar size öyle bir boss'la karşılaştıracağım ki bu boss esasen kesmemiz gereken diğer ana bostan daha tehlikeli. Neden daha tehlikeli? Size daha önceden söylemiştim dengesiz boss'lar var demiştim oyunda. Bunlar inanılmaz hasarlar vurabiliyor. Bu boss da öyle bir şey. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim en az 4-5 karakter sadece bu boss yüzünden ölmüştür yani benim oluşturduğum karakterler umarım bu da öyle sonuçlanmasın. Evet. Şu an neredeyse ulaştık arkadaşlar. Evet kendisi burada. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bakalım ne olacak. Şimdi en önemli saldırılarından bir tanesi buraya totemler açıyor arkadaşlar. O totemler bize çok fazla vuruyor onlara. Ya onları hemen öldürmeniz gerekiyor. Totemleri yok etmeniz gerekiyor. Ya da kaçmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir durum. Evet totemler şunlar. Kaçabildiğiniz kadar ataklarından kaçın. Ne kadar uzak fight'ın ne kadar uzak şey uzak demişim. Uzun süreceği önemli değil. Yeter ki güvende olun. eğer bleeding resistimiz olmasaydı var ya çok kötü olurdu. İyi ki bleeding resisti toplamışız arkadaşlar. boss'tan o kadar çok korkuyorum ki arkadaşlar. E, anlatamam yani. Oyunda korktuğum iki boss'tan bir tanesi yani. Dengesiz çünkü. Ne yapacağı belli olmaz. Siz de çok dikkatli olun. Evet. Başımıza bir şey gelmeden bunu da halletmiş olduk. Şuradan da devotion point'imizi alalım. Hele zaten buraya gelip buradaki Kapışma yapmadan bunu açmaya sakın uğraşmayın. Yani büyük sıkıntı çekersiniz. Evet, Dark Will Gate'e geldik ve buradaki kaleyi fethedeceğiz. Farkındaysanız arkadaşlar bu da çok yavaş yavaş ilerliyorum. Oda oda alıyorum. Bir sıkıntı olmaması için. Bu arada devotion'ımız da geldi. Onu da harcayalım. En son şuraya vermiştik. Buradan da şuraya gidecektik. Bakalım. Evet, buraya gitmemiz için de hem kırmızı hem yeşil veren bir sembol tamamlayacaktık. Şu an bulamadım. Geçen videoda söylemiştim ama tekrar böyle bakmam gerekiyor. Buna birazdan tekrar bakarım ben veya videodan sonra bakarım. Şimdi şu ikisini birden veren bir şey bulamadım. Galiba burasıydı ama. Neyse emin değilim. İlerleyelim. Ben ona sonradan tekrar bakacağım arkadaşlar. Tehlikeli bir bölge. Bu nedenle gerginim. Şimdi şundan gerginim. Şimdi karakterin ee, bir örneği yok şeyde e, yani ben gidip bir yerden bakmıyorum tamamen kendi kafamdan bu yaptığım için bu ultin ne kadar çalışmış çalışmayacağından da emin olmadığım için bu bende her seferinde bu bölgede bir gerginlik yaratıyor. hatta şeyleri de kullanmaya başlıyorum arkadaşlar yavaştan. Vital Resist, işte Fire Resist falan filan. Evet. Şöyle güvenlik önlemlerimizi de aldık sadece kaos resiste sıkıntı var umarım kaos resistten başımıza bir şey gelmez son anda efsane bir item belki elde ederim dedim ama bir şey bulamadık boss'un mekanına gelmiş bulunuyoruz. Kendisi iki phase geçiren bir e, boss. Yani iki kere canını full diyor. Ve bir öncekinden daha güçlü oluyor. Aynı Warden gibi. Bu bilgiye vakıf değilseniz Düşük canla ikinci haline yakalanıp örebilirsiniz. Dikkatli olun. Evet, direkt saldırdık. Birinci halinde bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Fakat ikinci de biraz sıkıntı olabilir. Evet fena gitmiyoruz şu an. Altımız alan açtı. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. En tehlikeli skilllerinden biri. Açtığı totemleri arkadaşlar hemen kırın. Hiç vakit kaybetmeyin. Çok can yakar. Direkt kaos vuruyor. Chaos resist de zaten çok e, bizde düşük ve başardık. Şurada yarı epey inince şey karakter gerçekten bir gerildim. Gerilmedim değil. Ama başardık. Dark Veil Gate'i de fethetmiş olduk arkadaşlar. Şimdi yeni bir Rift Gate. Şuradan kazanalım. artık direkt fort ikona doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.